Survivor Panorama kaldığımız yerden devam ediyor. Kemal abicim, senin son konuyla ilgili söylemek istediklerim var. Vallahi iki yarışmacının da hakkında hayırlısı olsun ama bence bu potada eğer bilmiyorum kimler çıkacak ama Halil'in gitme olasılığının yüksek olduğu, daha bugünden söylüyorum, hı-hı, gitme olasılığının yüksek olduğunu. Ben şimdi temin yayın arasında kafamda bir şey oluştu. Hı. Hani Halil şey diyor ya, Yusuf, hı, dereden gel, hı-hı, şey yapalım diye. Halil'le Yusuf dükkan açacaktı değil mi? Hı. Öyle bir şeyleri vardı galiba. Daha imzalar atılmamıştır ama bir... böyle bir planları vardı galiba. Şimdi ben ne düşünüyorum biliyor musun? Cansu'nun niye Halil bu kadar Yusuf'a destek veriyor, niye destek veriyor diye. Şimdi benim performansım iyi değilse ben tabii ki ortağımın kazanmasını isterim ya bu yarışmayı. Ben iyi niyetle düşündüğünü de düşünüyorum. Ben şimdi arada o geldi aklıma. Yani bunlar bu kadar konuşuyorlar diyor. Hani insan bir tepki verir, bir şey yapar. Hani niye bu kadar Yusuf'la dirsek temasta niye bu kadar şey yapıyor? Gerçekten bu geldi aklıma. Bilmiyorum, hani yüksek sesle düşündüm ama bunların arasındaki diyalog nasıl bir diyalog abi? Gerçekten merak ediyorum yani. Acaba orada tanıştılar. Evet. Yakın arkadaş oldular. Ama şey oldu yani. Gelecek planı yapacak kadar demek ki yakın oldular. Ya abi, enteresan. Yusuf bir sürü ağzından söylemesi gereken şeyler söylerken Halil bir kere susturdu mu, yanına gidip durdurdu mu? Gerçek dostluk olmadığı buradan benzerdi. Ben Yusuf'un yerinde olsam bir sorarım yani, bu çocuk niye hiç gelmedi yanıma? İşte böyle söyleme, konuşma, bak kötü gözüküyorsun. İnsan arkadaşını uyarmaz mı? Beni niye uyarmadın diye mi kızacak Halil'e? Hayır, tam kendi tersi. Kendine düşünmez mi diyorum yani. Kız, niye gidip kızsın bununla ilgili zaten? Vay, enteresan şeyler. Vallahi doğru söylüyorsun. Bilmiyorum. Kemal abicim. Bakalım ilerleyen günlerde bu dostluğa dair neler göreceğiz. Bununla ilgili neler olacak gerçekten merak ediyorum. Yani bu kadar Yusuf'un Halil'i desteklemesi, Halil'in Yusuf'u desteklemesi. Evet, ben de olsam eğer böyle bir şey yapacaksam, birisi kazanacaksa, performansım iyi değilse ben de eğer daha sonra ortaklık yapacağım insanın kazanmasını izlerim. Yani ben... O kazansın da maddi olarak destek versin. Mantık. Halil'de para vardır abi, sen merak etme. Bilmiyorum yani. Yusuf'un kazandığı paradan o dükkan açılmayacaktır, merak etme. Sen de yani Halil'in şampiyonluk yolunda vazgeçmiş olduğunu düşünmüyorum ben. Yani Halil'in daha önce çıktığı pota var mı? Yani geçen günkü Ertuğ'a çıkışı da bence Halil, bir... Halil şu anda kazanabileceğini düşünüyor mu bu performansıyla? Düşünür mü? Abi şöyle bak, fenomenlerin zaten hani Survivor'a gidiş amaçlarından biri zaten bir kitlesiyle belki bir yerlere ulaşabileceklerinin hayalini kurmak bence büyük ihtimalle. Yani sonuçta normal bir insana gitmesi de bir fenomenin gitmesi. Hele ki işte 1 milyon, 2 milyon takipçi de bir fenomenin gitmesi. Özellikle bir de daha genç kuşağa hitap eden insanların gitmesi. En azından hani şampiyonluk yolunda böyle bir iki adım belki kendilerini daha özgüvenli görmelerine sebebiyet verebilir diye düşünüyorum. Yani o yüzden şimdi bu arada kaçıncı haftaya geldik artık? Kaçıncı aya geldik hani? Tabii. Galiba yanlış hatırlamıyorsam. 70. bölümü izledik dün. Halil'in ilk potası zaten. Hı hı. Yani 2 ay gibi bir şey kaldı ya. Hocam 2 ay gibi bir şey kaldı yani. İşte Haziran 15. Aynen, yani o yüzden biraz da performansını arttırırsa belki şu anda hiç potaya girip de çıkmadığı için bilmiyor sonuçta. Hani bu şampiyonluk aşamaları nasıl geçecek Halil için göreceğiz. Yani bence olur mu? Bence de olamaz tabii ki. Daha önce Alper örneğinde de gördük. Elanur örneğinde de gördük. Eğer Survivor'a bir şey katmıyorsa. Alper orada farklı ya Doran. Hayır, bunun şey olarak, içinde Alper'in yeri işte bence bak, farklı çok olmasına farklı. Rağmen, bak, Cansu'nun dedim ya, evet, işte Cansu'nun farklı olmasına rağmen elendi. Ondan bahsediyorum. Yani evet, fenomenlik para etmiyor. Bu bölüm Survivor serisi farklı bir görüntü. Ondan bahsediyorum. Alper güzel bir karakter olmasına koydu rağmen elendi. Performansı eksikti onun da. İşte Halil'in de böyle işte Cansu'nun zigzag diyemeyeceğim ama Halil'in gerçekten zigzag çizen bir performans tablosu var. İlerleyen zamanlarda ne olur bilmez ama hani Yusuf'un şampiyonluk yolunda destekçisi teorini ben çok benimseyemedim. Ondan bahsediyorum yani. Peki. Yusuf'un mu? Ama adaylardan biriydi. Şampiyonluğun en büyük adayı. Sen şu an Halil destekliyor. Hayır, o yüzden Halil Yusuf'u destekler. Ben onu diyorum hani. Gayri ihtiyari en yakınım kimse. Beraber hareket edeceksem onun şampiyon olması. Bence şu an Halil'in şampiyonluk ihtimali Yusuf'tan daha yüksek. Halil'in? Tabii. Ya Yusuf çünkü çok olabilir. Çok hatalarda. Olabilir. Yaptı. Çok kötü hatalar. Evet, peki bakalım o zaman hemen bu akşamın ipuçlarına gidelim. Bakalım bu akşam neler. Evet. Kim kazanır? Ay, heyecanlandı Türkiye ben abicim. Kim kazanır? Hmm. Bence mavilerin çöküşü devam eder. Maviler takım değil abi şu anda maalesef. Ben de mavilere bakan bir oyun. Atış bölümü Özgür'e daha bir hitap eden. Aziz olabilir burada. Ertuğ olabilir. Asena'yı söylemiyorum zaten. Hani mavilerin kazanacağını düşündüğüm bir oyun gibi geldi ama yeni bir parkur. Hakikaten
Tahminler tutuyor genelde bu arada. Bana da biraz maviler olabilir gibi geldi bu arada. Bilmiyorum yani. Ben bunları hep ters köşeden gol yediğim için hani hep söylüyorum tam ters çıkıyor. Sırat okumam iyi değil yani. Onu çözdüm ben. Ama Nefise'nin kum torbası satışları buradan iyi diyebiliyorum. Yani başka Özgür kum torbasında iyi. Güçlü olarak kadınlarda bir hani Asena daha iyi sanki. Ama erkekleri çok çözemiyorum işte. Bir şey daha o aklımdayken Halil hani diyor ya kral benim diye. Seni kim kral yaptı? Halil. Kralı gelse Halil kedi, beni diyor. Kendini kralı ama diyorum ya kral çıplak Halil. Kral çıplak. Ya bizi sen, duyuyorlar mı acaba sen, bazen sen, burada? Sen istediğin kadar orada kendini... Güneş geçmiş abi kafasına güneş geçmiş. İstediğin kadar kral ilan et kendini. Orada başın krallar var. Göreceksin yine, zaman içinde. Yine Asena dünyaya karşı. Asena ve Buse arasındaki atışma oyunda da of, böyle oyundaki bir bölüm çok çökmüş. Oradan kim geçti çok merak ediyorum. Yani evet. Şu bölümde kim geçti çok merak ediyorum. Asena geçti gibi geldi bana. Bir bacağını böyle araya tıkıştırıyordu ama. Bırakmaz zaten. Güzel ama bu atışmalar hoşuma gidiyor. Keşke hep bunları görsek ya. Böyle parkurdaki tatlı atışmaları, evet. O hırs rekabeti. Ertuğ ve Kürşat arasında da bir... Bu sefer Kürşat yapıyor parkurda hata. Ertuğ normalde bunu yapan bir kişi olmasına rağmen. Aziz yine hedef olarak Ertuğ'u belirlemiş. Ertuğ'un üzerine gitmeye devam ediyor. Evet. Halbuki orada kafamı karıştırma bir sus gibi bir şey söylemeye çalışırken Ertuğ. İşte, Aziz diyor ki sen bana bir sus diyemezsin falan hemen. Eğer akşam kaybedilirse birisi işte, yazılacak. Yani fırsat değerlendirme müthiş. Ön plana çıkarmak lazım. Çok kolay Halil müthiş bu konuda. Bazı şey, ben bu sezondaki kadar bu kadar birbirine karşı kolay cümleler, kolay kelimeler söyleyebilen bir sezon. Haklısın. Gerçekten. Her fırsatı değerlendirmek istiyorlar. Hani bir idare edeyim, susayım. Ayşe biraz daha farklı yönden bakıyor ama yani. Alttan alayım yok yani. Yok. Yok yani. Gerçekten yok. Zor. Artık yani almazsın çünkü görüyorsun ki artık burada kelime yapanlar birbiriyle münakaşaya gelenler bir şekilde başrolü alıyor. Bir şekilde SMS'leri çoğalıyor. Bir şekilde hikayeleri yazılıyor. Yani şimdi meyve veren ağacı taşlarlar yani. Birinde münakaşaya girdiğin anda bakıyorsun o adamda bir şey varsa sen de gidiyorsun. Ama Ertuğ da zaten birkaç gündür kafa karışıklığından muzdarip çocuk. Bunun fırsatı gören Aziz de ne yapıyor? Yükleniyor. Neden? Çünkü çember daraldı. Artık bir sonraki potaya girecek insanlar, işte biz demiştik ya Canus'tan önce potaya girecek 3 kişi vardı. 3 kişiden biri de Ertuğ, biri Aziz, diğeri de Asena'ydı zaten. Bakalım yani bir sonraki... Peki kırmızılar kaybettiği zaman ilk kim yazılır sizce? Buse bence yazılır artık ya. Murat veya Barış ikilisinden biri yazılır gibi geliyor bana. Yo, eğer Barış yazarlarsa yanlış yaparlar. Başarılı bir Barış var yani. Şu an en kolay yazabilecekleri Buse. Başarılı bir, evet. Başarılı bir Barış var. Hadi Murat'ı yazabilirler onun diyeceği. Eğer Barış yazarlarsa çok büyük hata yaparlar. Kardeşim aslanlar gibi valla. Valla. Aslanlar gibi mücadele ediyor valla. Çok iyi oynadı bu arada. Harika, aynen. Harika dönüştü işler yapıyor orada. Dönüştü. Aslanlar gibi hani diyorum ya orada aslında bir yeri temsil ediyor Barış. Bir insi, birilerine mesaj veriyor. O mesajı da en iyi şekilde veriyor. Onunla da gurur duyuyorum. Bir şey değil mi? Bizim ilk senemiz hiç böyle değildi. Bunlar o kadar profesyonel gibi. Sanki ikinci sene gibi. Yani şu sezonu All-Star'a gelmişler değil mi? Şu sezonun tartışmalarında diyorum. Yani performans olarak çok değil ama. Yani All-Star'a koy bu tartışmalar sırıtmaz biliyor musun yani? Doğru. Evet. Gerçekten ilk sezonu bu kadar deneyimli hareket etmek, törpüleyebilmek, akıllı düşüncelerle ilerlemek pes yani. İlginç bir sezon. Evet çok değişik bir sezon izliyoruz, evet, hep beraber. Gerçekten öyle.